Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda köklü sayıların 6. testiyle devam ediyoruz. Yukarıda mavi, turuncu ve yeşil dikdörtgenlerin alt kısımlarında birer kenar uzunlukları A santim, B santim ve C santim olan dikdörtgenler yerleştirilerek eşitlikler sağlanmıştır. Buna göre A, B ve C'nin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar 27 dediğimiz bizim 3 kök 3, değil mi? Bakın burası da 3 kök 3. Yani şu uzunluğun tamamı 6 kök 3 arkadaşlar. Bu 3 parçaya bölündüğünden dolayı ne olacak? 2 kök 3, 2 kök 3 ve 2 kök 3 olacak. Yani A'yı ne bulduk arkadaşlar? 2 kök 3 olarak bulmuş olduk. 192'de bu da arkadaşlar 64 çarpı 3'tür. 64 çarpı 3'tür. 64 dışarı 8 olarak çıkar ve 8 kök 3. Yani arkadaşlar tamamı şurası 8 kök 3 olduğundan dolayı bak 4 parçaya bölünmüş. O zaman ne olacak? 4'e böldüğüm takdirde B'yi de arkadaşlar 2 kök 3 olarak bulmuş olurum. Evet, A ile B eşitmiş. C'ye bakalım. Bakın kök 108 arkadaşlar 36 çarpı 3 demektir. 36 da dışarı 6 olarak çıkacaktır. 3 içeride kalacak. 6 kök 3. Bak bu da 3 parçaya bölündüğünden dolayı her birisi ne olacak arkadaşlar? 2 kök 3 olmuş olacak. C de 2 kök 3 oldu. Demek ki bunların hepsi neymiş arkadaşlar? Birbirine eşitmiş. Buna göre doğru cevabımız E şık. Geldik 2'ye. Yukarıdaki şekilde bir otomobil yarışına ait bir ağının görüntüsü verilmiştir. Kırmızı, beyaz ve siyah renkli otomobillerin bitiş çizgisine uzaklıklarını bilmeyen Ömer, bu uzaklıkları sırasıyla, bak neymiş? Sırasıyla dediği için şu kırmızı kök 10'muş arkadaşlar. Tamam. Beyazınki 5. Beyazınki 5. Tabii kıyaslaması kolay olsun diye onu da nasıl yazalım arkadaşlar? Kök 25 olarak yazarım. O da zaten 5 eşittir. Tamam. Siyah da kök 11. Anlaştık. Tamam. Gerçek uzaklıkları şekilde yazılı olan değerler olduğuna göre diyor. İfadelerinden hangileri doğrudur? Tamam. Gerçek uzaklığa en yakın tahmin kırmızı otomobil için yapılmıştır diyor. Kırmızı otomobil kök 10 değil miydi arkadaşlar? Evet. Bak burası 3 dediğim zaten kök 9. Bakın tahmin ne? Kök 10. Evet. Kök 9 kök 10'a biraz yakın. Ama diğerlerine de bir bakmak lazım. Beyaz kök 25'ti arkadaşlar. Bak 2 kök 3 dediğim kök 12'dir. Bakın bu kök 25. Tamam. Siyah da bak 2 kök 2 nedir? Kök 8'dir. Tahmini neymiş arkadaşlar? Kök 11'miş. Tamam. Gerçekten de bakın en yakın bu değil mi? Kırmızı. Birinci öncülümüz doğru. 2'ye bakalım. Gerçek uzaklığa en uzak tahmin beyaz otomobil için yapılmıştır. Baktığım zaman arkadaşlar burası kök 12. Tahmini de kök 25. Arada 13 birimlik bir fark var. Değil mi? Evet. O yüzden en uzak tahmin gerçekten bak 11 ile 8 arasındaki fark 3. 9 ile 10 arasındaki fark da 1 arkadaşlar. O yüzden ikinci öncülümüz de doğru. 3'e bakalım. Yapılan tüm tahminler gerçek uzaklıklardan daha büyük değerlerdir. Bakın kök 11 kök 8'den büyük. Kök 25 kök 12'den büyük. Kök 10 da kök 9'dan büyük. Evet gerçekten de 3'ü için doğru arkadaşlar bu ifadeler. Demek ki doğru cevabımız E şık. Buna bir yıldız atabiliriz. Geldik 3'e. Alanı 32 birim kare olan ABCD karesinin o zaman bir kenar uzunluğuna biz ne diyelim? A diyelim. Alanı dediği için arkadaşlar karenin alanı bir kenar uzunluğunun karesiyle hesaplanır. A kare eşittir. 32 ise her tarafın karekökünü aldığım takdirde A dediğimiz 4 kök 2 olacak. Hatta şuradaki A ile de karışmasın da arkadaşlar ne diyelim? X diyelim. Tamam. X kare 32 ise X dediğim 4 kök 2 olmuş olacak. Anlaştık. O zaman arkadaşlar burası kök 2 ise tam şu noktada şu mesafe arkadaşlar 4 kök 2 olacak ya. Demek ki buranın ne olması lazım? 5 kök 2 olsun ki aradaki fark arkadaşlar 4 kök 2 olabilsin. O zaman arkadaşlar bakın bu A ile B 5 kök 2'nin arasında değil mi? A dediğimiz 5 kök 2'den küçük. B dediğimiz de 5 kök 2'den büyük olacak arkadaşlar. Kıyaslaması kolay olsun diye ne yapacağım? 5 kök 2'nin karesini aldığım takdirde ne olacak? 50 olacak arkadaşlar. 50'den küçük tabii bunların da karesini alacağım. A kare değil mi? Küçüktür. 50 küçüktür b kare olmuş olacak arkadaşlar. 50'den küçük tam kare ifade çünkü a ve b ardışık tam sayı diyor ya arkadaşlar. Tam sayı olacak. Haliyle a ne olacak? 7 olacak. A ve b ardışık olacaksa b de 8 olmalı. A artı b toplamı da arkadaşlar 7 artı 8'den 15 gelecek. Doğru cevabımız C şık. Geldik 4'e. Yukarıda bir evin zemininin kroküsü verilmiştir. DG uzunluğu 8 kök 3. Neresi burası? Bakın şurası 8 kök 3. GC uzunluğu kök 12. GC yani şurası. Kök 12 dediğim arkadaşlar 4 çarpı 3'tür. 4 dışarı 2 olarak çıkacaktır. 2 kök 3 yani. Şurası 2 kök 3'müş. Anlaştık. BC uzunluğu 16. Şurası 16'ymış.
AE de 4'müş arkadaşlar. 4. O zaman şuraya da 12 kalmaz mı? Evet. Buna göre evin salonuna diyor. Salon kısmına. Bak şu kısma ne yapacakmış? Bu boyutlarda fayanslardan kaç tane döşenir? İç kısmına döşeceğim için arkadaşlar demek ki alandan gideceğim. Salonun alanı nedir? 8 kök 3 çarpı 12'dir. Değil mi? Peki şu fayanslardan 2 çarpı kök 3'lerden acaba kaç tane olacak? Diyelim ki soru işareti kadar. Buradan arkadaşlar sadeleştirmelerimizi yaparsak kök 3'ler gitti. Bakın 2 ile 12'yi sadeleştirdim 6. Soru işareti de 8 kere 6'dan 48 gelmiş olacak. Doğru cevabımız A şık. Geldik 5'e. Şekilde Rıza Berk'in aynaya olan uzaklığı kök 48. Bu da 16 çarpı 3'tür arkadaşlar. 16 dışarı 4 olarak çıkacak. 4 kök 3. Demek ki şu mesafe ne olacak arkadaşlar? 4 kök 3 olacak. Ve Rıza Berk'in direğin aynaya göre yansımasına olan uzaklığı kök 300. Arkadaşlar bu da 100 çarpı 3 değil midir? Evet. 100 dışarı 10 olarak çıkacak. 10 kök 3 olacak. Bakın ne diyor? Direğin aynaya göre yansıması. Şimdi direğin aynaya göre uzaklığı bu değil mi? Bakın yansıması da aynı eşit mesafede arkadaşlar burayı alacak olursam simetrik gibi düşünün. Tamam mı? Aynayı simetri merkezi gibi düşünün. Ne olacak? Bak, ama Rıza Berk'in direğin aynaya göre yansımasına olan uzaklığı. Direğin aynaya göre yansıması arkadaşlar tam şurası ya. Neymiş? 10 kök 3'müş. Bak şu uzaklık 10 kök 3'müş. Haliyle şuradan şuraya kadar olan uzaklık ne olacak? 6 kök 3 olmuş olacak. Dolayısıyla bak burası da 6 kök 3. Şurası da ne oldu? 6 kök 3 olmuş oldu. Bizden ne istiyor? Direk ile Rıza Berk arasındaki mesafe. Şu aradaki mesafeyi istemiyor mu? Tamamı 6 kök 3. 4 kök 3'ten çıkardığım takdirde buraya da 2 kök 3 kalmış olacak. C şıkkı da arkadaşlar 4 çarpı 3 değil mi? 4 dışarı 2 olarak çıkacak. Kök 3 içeride kalacak. Bakın 2 kök 3'ü veriyor. Tamam. Geldik 6'ya. Şekil 1'deki terazinin denge durumunun şekil 2'deki gibi olabilmesi için sağ kefeye ilave edilen üçgen cisminin ağırlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada kilogram uzunluklarını vermiş. Şu kilogram olarak 4 kilo. Bu da kilogram olarak 3 kilo. Demek ki burası toplamda arkadaşlar 7 kilo. Tamam. Burası ne olacak? Daha ağır basacak değil mi? Çünkü yere daha yakın. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar bakın şunun kilosu neydi? 2 kilo. Evet. Şimdi şıklara baktığım zaman köklü ifadeler ya. O zaman biz de bunları ne yapalım? Köklü olarak ifade edelim. 7 kilogram dediğim arkadaşlar nedir? Kök 49. Yani benim sağ taraftaki kefem kök 49'dan ne olması lazım? Büyük olması lazım. 2 kilosu zaten burada arkadaşlar. Bakın şurası, bak şu üçgen ne olsaydı? 5 kilo olsaydı burası da 7 kilo olurdu ve dengede olurdu. Değil mi? O zaman arkadaşlar yani bu 5 kilo dediğimde köklü olarak ifade edecek olursam kök 25. Yani kök 25 olduğu takdirde dengede olacaktı. Fakat daha ağır olması lazım. Yani benim buraya koyacağım ifade üçgen arkadaşlar ne olacak? Kök 25'ten büyük olması gerekiyor. Şimdi A şıkkına bakarsam burası kök 18 yapar. Olmaz. 2 kök 3 de kök 12 yapar. Olmaz. 2 kök 5 kök 20'dir arkadaşlar. Olmaz. 2 kök 6 kök 24'tür. Olmaz. Ben kök 25'ten büyüğü arıyorum. 3 kök 3 kök 27'dir arkadaşlar. Bakın bu olabilir. Tamam. Geldik 7'ye. Yukarıda dikdörtgen şeklinde bir masa ve masanın yanında ince çubuklar verilmiştir. Dikdörtgen masanın kenar uzunlukları 3 birim ve 4 birimdir. 1, 2, 3 ve 4 numaralı çubukların uzunlukları sırasıyla 2 kök 6. Bakın şurası 2 kök 6'ymış. Bu 3 kök 3'müş. 2 kök 7'ymiş. Ve 3 kök 5'miş arkadaşlar. Birimdir. Yukarıdaki çubuklardan hangileri masa yüzeyinin dışına taşmadan tamamı iç kısımda kalabilir? Yani bu masanın arkadaşlar en uzun kenarında geçmeyecek. Tamam mı? Maksimum o kadar olacak. Biz bunları zaten eşitsizlik kısımlarında falan yapmıştık. Bir aşinalığımız var, değil mi? Şimdi buranın en uzun kenarı arkadaşlar hipotenüs değil mi? Evet. Bakın bu dikdörtgen ya. Evet. 3, 4 ne olacak arkadaşlar? 5 olacak. Bakın kıyaslaması yine kolay olsun diye 5'i nasıl yazacağım? Bu kök 25 diye yazacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar baktığım zaman kök 25'ten ne olması lazım? Küçük olması lazım. Eğer büyük olursa taşar. Ben bunu istemiyorum. İç kısımda kalacak çünkü. 2 kök 6'nın karesi 2 kök 6 ne olacak arkadaşlar? 2'yi içeri attığımda bu kök 24 olacaktır. Bu olabilir mi? Aa, olur. Değil mi? Kök 25'ten küçük. 3 kök 3 arkadaşlar kök 27'dir. Bak bu taşar. Çünkü kök 25'ten küçük olmalı. 2 kök 7 de kök 28'dir arkadaşlar. Bak bu da olmaz. 3 kök 5 de kök 45'tir. Bu da olmayacaktır. Tamam. Buna göre yalnız 1 olacak. Doğru cevabımız D şık. Geldik 8. ve son sorumuza. Yarıçapı 4 santim olan küre şeklindeki basketbol topunu oğluna doğum günü için hediye alan Murat Bey
hediye paketi olarak aşağıdaki kutulardan hangisini kullanabilir? Küre diyor yarı çapı 4'müş arkadaşlar. Ama şöyle bir küre çizecek olursak, bakın bunun yarı çapı 4. Ama çapı ne olacak arkadaşlar? Çapı 8. Şimdi burada çapı hesaba katmamız lazım. Niye? Şimdi yarı çapını, bu kürenin yarısını koymayacağım ki, hepsini koyacağım değil mi? O yüzden çapı bizim için önemli. Çapı 8 ise arkadaşlar, o zaman hem tabana, bakın hem şuraya mesela, hem şuraya, hem de yükseklik olarak sığması gerekmiyor mu? Birinden birini sağlamamış olsa arkadaşlar, o zaman sığdıramayız değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım B şıkkından. Bak ne olacak? 3 kök 10. Bu ne olacak? Kök 90 demek değil mi? Burası 6 kök 3. Kök 6'yı içeri attığım takdirde 36 çarpı 3'ten 108 geldi. 7 kök 2 de 49 çarpı 2'den de kök 98 geldi arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi bu 8 dediğimde arkadaşlar kök 64 değil mi? Evet. Zaten bak bunlar çok rahat bir şekilde sığmaz mı arkadaşlar? Bu bunların içine sığar. Çünkü kök 64 üçünden de, 3 uzunluktan da ne arkadaşlar? Küçük. O yüzden ben bunu rahat bir şekilde kullanabilirim. Bir tane de olmayana örnek verelim arkadaşlar. Mesela A şıkkı. Bakın 5 kök 3 dediğim kök 75. Bak buradan kurtarır. Buradan kurtarır. 2 kök 15 dediğim kök 60. Bak buradan kurtarmadı, gördük mü? Burası kök 64 çünkü. Anlaştık mı? Diğerleri de benzer şekilde elenecek arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.